بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى خاشي رادة سبلا عقيدة حقدة درس باشيومز الله سبحانه وتعالى يرغن يتكن إرمنا رمزنا خالص الله شون برش لغنا سوريمز هم دا özümüz de ziyanımız demez, faydamız ki hüccet kılıçlığını, örgengen ilimimiz ki emel kılıçlığını, hem de başkara giyitmişliğini Allah'tan sonra kalanız. Evvelen var, akide digenin mi? Çünkü bir tohtap etsek. Hem de bu örgen mahşubuken ilmimizin ehemmiyeti kançelik. Kendiliğe tohtap etsek. Akide digenimizde çünüşlük için kısa çakıp etken de Allah subhanahu ta'ala İnsan ve cinlerini yaratıp, onların fakat özüne, özgegine ibadet kılışını yarattı. Ve onlarca en afzal insanlarını tanılaptırıp, peygamber kıldı, peygamber tanılaptırıp, onlarca kitap nazır kıldı, özünü tanıtışlık için ve özünün ahkamlarını ikdişlik için. Demek Allah subhanahu ta'ala özünü tanıtışlık için Kur'an'ı nazır kıldı ve bu Kur'an'ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge bayanı verdi. Demek bizde Kur'an ve sünnet var. Kur'an sünnetteki kigen, Kur'an'daki kigen ayetler, hadisler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kigen hadisler asası iki kısımda bölünür. Birinci kısmı haberler. Allah subhanahu ta'ala hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verilen haberler. İkincisi Allah subhanahu ta'ala'dan hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kigen buyruklar. Haber degenimiz ne mi? Xabar deganimiz bilan buyruq farqiga hammamiz boramiz. To'g'rimi? Masalan, men aytsam ki, Ahmad keldi desam. Bu xabar. Shunchaki sizga Ahmad kelganligini xabar berdim. Lekin falon ishni qiling desam, bu buyruq. Falon ishni qilmang desam, bu qaytariq. Demak, Qur'on va sunnatdagi, Qur'ondagi oyatlar, sunnatda kelgan hadislar shu ikki qismga bo'linadi. Yo xabar berilgan, Alloh subhanahu taolo o'zi haqida, sifatlari haqida qiyomat haqida, farishtalar haqida va hokazo xabarlar bergan. Va biz amal qilishlik uchun buyruqlar bergan. Va ba'zi narsalardan qaytargan. O'sha Alloh subhanahu taolo va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bergan xabarlarni tasdiqlashligimiz bu aqida deyiladi. Buyurgan buyruqlariga amal qilishligimiz bu fiqh ilmi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, haj qilinglar bu buyruqlar. Bu buyruqlar fiqh ilmida o'rgatiladi. Lekin Alloh subhanahu taolo o'zi haqida bergan xabarlar, Alloh subhanahu taoloning hikmatli zot ekanligi, karamli zot ekanligi va hokazo bu o'zi haqida bergan sifatlar, farishtalar haqida, qiyomat haqida, jannat o'zi borligi haqida berilgan xabarlar bu faqatgina xabar bitta. Uni shu xabarga nisbatan nima qilishimiz kerak bo'ladi? Shu xabarlarni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, shu xabarlarni tasdiqlashlik aqida deb ataladi. Aqida so'zi arab tilida aqada ya aqidu kalimasidan olingan. Aqada ya aqidu tugun tugish. To'g'rimi? Xuddi o'sha Qur'on sunnatda kelgan xabarlarga iymon keltirib, tasdiqlab qalbimizga tugib qo'yamiz. Yo aqida degani shu, tugib qo'yiladi. Qachon aqida deyiladi? Shubha bo'lmagan holda tasdiqlasangiz. Shu jannat do'zax bormi-ki? Yoki shu xabar berilgan narsa haqmikin yo'qmikin debmas, balki aniq suratda ishonsangizgina tugun yechilmaydigan suratda tugilsagina ana shundagina aqida deyiladi. Lekin shubha tushsa bu aqida deyilmaydi. Alloh subhanahu taolo kitobida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda bergan xabarlar aqida deb ataladi dedik. Shuni asosi nechta narsaga borib taqaladi? Shu Jibril alayhissalomning hadisida kelgan 6 narsaga borib taqaladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymon nima deb so'ragan paytda nima deb javob berdilar? Antu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhir va bil qadri khayrihi va sharrihi. Demak, Alloh subhanahu taolaga iymon keltirish farishtalarga, payg'ambarlarga, kitoblarga, oxirat kuniga hamda qadam yaxshi yomonlarga iymon keltirishlik asosiy mana shu 6 narsa nima iymonning asoslari deb ataladi. Aqidaning negizlari mana shu 6 narsaga iymon keltirishlik. Shu haqda kelgan xabarlarga nima qilishligimiz, tasdiqlashligimiz bu nima deyiladi? Qisqacha aqida o'rgatiladigan asosiy masala shu. Aqida bilan tavhidni orasida nima farq bor? Ya'ni aqidani nomlaridan bittasi tavhid. Tavhid ilmi deb qo'yishadi. Aqida ilmi yoki tavhid ilmi deb qo'yadi. Ikkisini farqi nima? Ikkisini farqi shundaki, biz aytdik,
oltita narsaga iymon keltirishlik bu nima? Oltita narsaga iymon keltirishlik aqida deb ataladi dedik. Ha? Va shunga taalluqli ba'zi masalalar ham bor, lekin asosiy shu oltita narsa iymonning asoslari. Shuni Alloh subhanahu taologa iymon keltirishlikka taalluqli bo'lgan qismi tavhid deyiladi. Al-iymonu billah, Allohga iymon keltirishlik taalluqli qismi tavhid deb ataladi. Chunki Allohni iymon keltirgan paytda nima narsaga iymon keltiramiz? Allohni bir deb ibodatga haqli deb aytkalaymiz, asmo sifatida aytkalaymiz va rububiyatida aytkalaymiz. Bu nima deb ataladi? Tavhid deb ataladi. Lekin olimlar nima qilishadi? Tavhid kalimasini nimaga ham ishlatishadi? Umuman aqida fanida yozilgan kitoblarga ham tavhid ilmi deb atab kelishgan. Endi ikkinchi nuqtaga to'xtalib o'tsak, aqidani ahamiyat. Chunki inson bir narsaga qachon intiladi, shuni muhimligini, ahamiyatini anglab yetsa. Ahamiyatini anglab yetmasa, bu narsaga intilmaydi. Hadis bo'lmaydi. Shuning uchun biz hozir o'qimoqchi bo'lgan fanimizni muhimligini bilib olsak, ana undan keyin intilishingiz mumkin. Shu narsani o'rganishlikka, shu narsaga amal qilishlikka. Xo'p, bir narsani muhimmasligi qayerdan bilinadi? Qanchalik ehtiyojingiz ko'p tushadigan narsa, shunchalik muhim bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni u qanchalik muhtoj bo'lsangiz, shunchalik muhim narsa hisoblanadi. Avvalambor aytamizki, har bir inson dunyoda doim ishlarida muhim narsani, eng muhim narsani muqaddam qo'yadi, to'g'rimi? Sal ahamiyati keyingi o'rinda turadigan narsalarni keyingi o'ringa qo'yadi. Lekin eng birinchi, eng muhim bo'lgan narsalarni birinchi o'ringa qo'yadi. Odatda bunga misollar ko'p. Masalan, deylik bir kishini bor yo'g'i 10 riyali bor deylik. 10 riyaliga boshqa bo'lda hech narsasi yo'q. Nima qiladi? Sevishga olib chiqadimi? Yo'q. Nonga ishlatadi. Masalan deylikda, o'zini hayotini saqlab qoladigan muhim narsaga ishlatadi. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa deylik, bir kishi bir qancha kasallarga chalingan. Xo'p, davolamoqchi bo'lsa, qaysindan boshlaydi? Eng muhimidan boshlaydi. Masalan, shu kasalliklarning ba'zisi qalbga taalluqli bo'lsa, ba'zisi a'zolarga taalluqli bo'lsa, qalbga taalluqli bo'lgan kasallikni tezroq davolashga harakat qiladi. Muhimidan boshlaydi. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa deylik, bir kishi yer oldi deylik. Imorat salmoqchi. Birinchi nimadan boshlaydi? Hojatxonadan boshlaydi. To'g'rimi? Zarurda. Shuning uchun hojatxona deb qo'yibdi otini. Masalan, boshqa bir misol keltiradigan bo'lsak, bir talib deylik. Jamiyada, universitetda o'qiydi deylik. Bir haftadan keyin imtihon bo'ladi desa, falon fandan imtihon bo'ladi desa, o'rganayotgan fanlari ko'p. Lekin qaysi fandan imtihon bo'ladi desa, eng muhimi o'sha fanga nima qilishligi, tayyorgarlik ko'rishligi. Boshqa fanlarni nima qilib turadi? Masalan, kechiktirib turadi o'zini vaqtigacha. Demak, inson hayotida musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, doim ishini tartiblaydi. Muhim narsani birinchi o'ringa qo'yib oladi. Lekin muhimligi nima, qaysi narsani ahamiyati birinchi o'rinda turadi yoki keyingi o'rinda turishligida uni anglab yetishlikda odamlar endi nima qiladi? Farqli bo'ladi. Ba'zilar muhim deb bilgan narsani ikkinchi bir kishi muhim deb bilmasligi mumkin. Shunda farq bor. Lekin ba'zi narsalar, masalan, keltirgan misolimizdagi ba'zi narsalarda u kofir bo'lsin, mu'min bo'lsin, hech kim ixtilof qilmaydi uni muhimligida masalan. Lekin ba'zi narsalarda esa yo'q, fikrlar har xil bo'ladi. Ba'zilar muhim deb bilgan narsani ba'zilar muhim deb bilmasligi mumkin. Xo'p, buni aytmoqchi bo'lgan sababi aytib o'tilgan, yuqorida aytib o'tilgan misollarda kimgadir muhim bo'lib, kimgadir muhim bo'lmagan narsalar bo'lishi mumkin orasida. Masalan, deylik, o'sha talib imtihon topshirishligi. Qishloqda o'sgan dehqonga buni qizig'i ham yo'q, imtihonga kiradimi, kirmaydimi. Masalan, o'zini dehqonchiligini qilib o'tishi mumkin. U uchun muhim emas, lekin o'qiyotgan talib o'zi uchun muhim bu, masalan, ahamiyatli narsa. Lekin shunday bir narsa borki, bu har bitta inson uchun muhim va muhim narsalarning ichida eng avvalda turadigan muhim ish bu. Bu qaysi narsa? Aqida ilmini o'rganishlik. Birinchidan, buni ahamiyati muayyan kishilarga tegishli, muayyan kishilarga tegishli emas, unaqa emas. Istisnosiz hammaga tegishli. Buni muhimligi. Ikkinchidan, muhim narsalarning ichida birinchi o'rinda turadigan. Buni xoh sezaylik, xoh sezmaylik muhimligini.
Shuning uchun bu ilmni o'rganishlik, bunga amal qilishlikni muhimligini faqat kim anglab yetadi? Alloh va Rasuliga iymon keltirgan kimsagina. Ya'ni oxirat bor, bu dunyo foniy. Ortimizda mangu boshqa hayot kutyapti degan narsaga iymon keltirgan odam buni ahamiyatiga yetadi. Alloh subhanahu taoloni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xabarlarini tasdiqlab, shu narsaga ishonib, ertaga jannat bor, do'zax bor degan narsaga iymon keltirgan odam buni muhimligini anglab yetadi. Unga ishonmagan odamga buni bir tenlik qiymati yo'q. Saqida ilmi. Shuning uchun xayoliga ham kelmaydi, o'ylab ham ko'rmaydi, xayoliga kirib chiqqan emas hayotida. Nimaga? Chunki u oxiratdagi bo'ladigan narsaga iymon keltirmaydi. O'sha o'lishi bilan hayot tugaydi deb o'ylaydiganlarga buni qiymati yo'q. Endi aqida ilmini eng muhim narsalardan, muhimlikda birinchi o'rinda turadi dedik. To'g'rimi? Buni quyidagi nuqtalarda sanab o'tamiz muhimligini, ahamiyatini. Birinchidan, nima uchun aqidani birinchi o'ringa qo'ydik, muhim deb aytdik? Kaunuhu haqqallohi ta'ala. Ya'ni bu aqida Alloh subhanahu taoloning haqqi. Bizdan talab qiladigan haqqi qiyomatda nima? Aqida. Haq degan paytda nimani ko'zda tutamiz? Haq desa, masalan deylik, meni falonchining ustida haqqim bor degani talab qiladigan narsam bor degan. Masalan, qarz bergan bo'lsam, yoki narsa qilgan bo'lsam, haqqim bor, haqqimni berdi masalan, yoki birov kimnidir qo'lda ishlasadagi ishlab bo'lgandan keyin haqqimni bering deydi. To'g'rimi? Haq talab qilinadigan narsa. Allohning haqqi deganimiz Alloh qiyomatda bizdan talab qiladigan narsa mana shu ilm. Aqida, ya'ni tavhid. Chunki aqidani eng asosiy qismi nima? Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka taalluqli dedik, tavhid dedik. Allohni yakkalashlik. Allohni yakkalashlik, ya'ni yakka Allohni o'ziga ibodat qilib, uzoqga biror narsani shirk keltirmaslik va aqidaning eng muhim qismi bu Allohning haqqi dedik. Demak, aqida ilmini hammasi emas, ichidagi Allohga iymon keltirishlikka taalluqli tavhid. Bu Allohning haqqi hisoblanadi. Shuning uchun Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytadiki, "Kuntu radifan nabiy sallallohu alayhi vasallam ala himari." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga eshakni ustida ortiga mingashib olgan edim. Faqala li ya Muaz, ey Muaz, atadri ma haqqullohi ala al-ibad? Allohning bandalar ustidagi haqqi nimaligini bilasizmi dedi. Va ma haqqul ibadi ala Alloh? Bandalarning Allohning ustidagi haqqi nima ekanligini bilasizmi dedi. Ikkita savol qo'ydi. Allohning bandalar ustidagi haqqi, bandaning Allohning ustidagi haqqini bilasizmi dedi. Shunda Alloh va rasuluhu a'lam. Allah ve Resulü bilgim şirah dedi. قال حق الله على العباد Allah'ın bendelerinin üstündeki hakkı en ya'budu tek ki Allah'ın özüge ibadet kılışlığı ve la yüşriku bihi şeyin Allah teşrik getirmesliği dedi. ve حق العباد على الله yani bendelerinin Allah'ın üstündeki hakkı en la yu'azzibe men la yüşrik bihi şeyin Allah kebran bir nesan şeyrik getirmeyen kimsenin azaplamasliği dedi. Bu muttafakun aleyh İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet edilen hadis. Demek Allah'ın hakkı dediğimiz Allah her bir insandan talep kovaladığın yani her bir insanın vazifesi yani Allah subhanahu wa ta'ala talep kovaladığın vazifemiz burçumuz Allah'ın altındaki bana şu tevhid. Allah'ın ekkeleşliğimiz. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala talep kovaladı kıyamette. Ha bittiğimizden. Kim bana şunu öteydigen olsa özünün hakkını, Allah'ın hakkını ada kılgen olasın. Yani demek bu Allah'ın hakkını ada kılışlık, kaysi fende örgenesiniz, akide fende örgenesiniz. Kaysi nesler ibadet kıladı, kaysi nesler, kaysi ibadetini, kaysi surette becersek Allah'tan başkası sarflegen bu kalanımız, kaçın şirk bu kaladı, bunu hemen örgütlediğin efendim, akide fende. Demek siz akide fende örgenesinlik bilen, Allah'ın hakkını, kandı yakıp ada kılışlıkını insan örgenedir. Chunki haqlar kimga taalluqli bo'lishligiga qarab har xil bo'ladi. Masalan, deylik, oddiy erini ayolning ustidagi haqqi bor, ayolning erining ustidagi haqqi bor. Qo'shnining bir-birida haqqi bor. To'g'rimi? Qarindoshlarning bir-birida haqqi bor deylik. Ota-ona boshqa insonlardan ko'ra ota-onaning haqqi ko'proq insonga. To'g'rimi? Chunki boshqa insonlarga qaraganda eng ko'p yaxshilik yetkazgan ota-ona hisoblanadi. Shuning uchun ota-onaning haqqi qolganlarni haqqidan ko'ra ustunroq turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqqi chi? Ota-onaning haqqidan ham
üstün turadi. Çünkü asla ota-onani hurmat qilishlikka undagan kim? Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Keyin ko'p ota-onalar yaxshilik qilsa, dunyoviy tarafdan yaxshilik qiladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonni qanday qilib jannatga borishligi, qanday qilib do'zaxdan qutqarib qolishlikni ta'lim berib ketdilar. Shu jihatdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqqi ota-onani ustidan haq turadi. Allohning haqqi ham haqdan ustun turadi. Demak, Allohning haqqi demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqqidan ham qullar ustun turadi, birinchi o'rinda turadi. O'sha haqni ado qilishlikni shubhani o'rgatadi. Bu birinchi jihat. Ikkinchisi tavhid, ya'ni aqidaning eng asosiy qismi bo'lgan tavhid. Bandalarni yaratishligidan asosiy maqsad, g'oya ham shu. Alloh subhanahu va taolo nima dedi? "Ona xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Inson va jinlarni hammasini yakka o'zimgagina ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Aslo bizni yaratilishimizdan maqsad o'zi shu bo'lgan. Demak, bu yakka Allohga ibodat qilib shirk keltirmaslikni aqida ham o'rgatadi. Uchinchi jihati tavhid islom ruknlarining ichida eng avvalgi o'rinda turadigan hamda dindagi vojib qilingan amallarni eng birinchi o'rinda turadigan. Bunga dalil nima? Buniyam islom ala xamsin. Islom 5 asos ustiga qurilgan deb turib, birinchi bo'lib turib nima dedi? Shahadat alla ilaha illalloh va anna muhammadan rasululloh. Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik berishlik va rasululloh sallallohu Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli deb guvohlik berishlik. Demak, bu shahodat tavhid kalimasi. Demak, bu eng birinchi rukn deb zikr qilinyapti va Muaz Nabi sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Yamanga yuborayotib turib nima dedi? Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ya'ni innaka ta'ti qawman ahli kitob dedi. Siz ahli kitob bo'lgan qavmga boryapsiz Yamanga yuborayotib aytdi. Birinchi bo'lib da'vat qiladigan narsangiz nima bo'lsin dedi? Shahadat alla ilaha illalloh va Muhammadur rasululloh. La ilaha illalloh nega guvohlik berishga chaqiring va rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli ekanligiga chaqiring. Fa inhum ata'uka lidalik agar ular sizga itoat qilsa, ya'ni shahodatni qabul qilsa, ana undan keyin fa'alihum anna Alloh farada alayhim khamsa salawat. Alloh subhanahu va taolo ularga 5 vaqt namozni farz qilganligini o'rgatdi. 5 vaqt namozga ham nimadan keyin o'tdi? Shahodatdan keyin o'tdi. 4-chi jihati muhimligini butun payg'ambarlar mana shu maqsad uchun yuborilgan. Ya'ni insonlarga faqatgina Allohga ibodat qilinglar, boshqa narsani shirk keltirmanglar degan aqidani singdirish uchun kelgan. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bir qancha oyatlarda buni bayon qilib aytgan. Shulardan va ma arsalna min qablika mir rasul ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizdan oldin biron bir payg'ambar yubormaganmiz, magar ham muhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Mendan boshqa iloh yo'q, mengagina ibodat qilinglar degan vahiy bilan yuborganmiz har bitta payg'ambarni. 5-chi jihati muhimligi insonni, mo'min kishini qilayotgan solih amallarini qabul bo'lishligi, shu qilayotgan solih amallar bilan manfaatlanishligi mana shu aqidaning durust bo'lishligiga bog'liq. Inson qancha ko'p amal qilishi mumkin, lekin aqidada xato ketsa, muayyan bir amalda shirk qo'yadigan bo'lsa, bütün qilayotgan amali xabatlar. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Walaqad uhiya ilayka va ila allazina min qablika." Sizga ham, sizdan oldingi payg'ambarlarga ham vahiy qilindiki, "La in ashrakta la yahbatanna amalu." Agar shirk keltirsangiz, amalingiz sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda, "Va ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun." Ya'ni ularning ko'plari Allohga iymon keltirmaydi, illo mushrik bo'lgan holda iymon keltirish. Mushrik bo'lgan holda iymon keltirishlik, ya'ni shirk bilan bo'lgan ibodat xuddi taratsiz bo'lgan namozga o'xshash. Taratsiz namoz qabul bo'lmagandek, tavhidsiz ibodat qabul bo'lmaydi. Demak, tavhidni, aqidani yaxshi o'rganishligimiz qilayotgan amallarimizni ertaga kuni samarasini ko'rishligimizning asosiy sababi shu. 6-chi jihati muhimligini Alloh subhanahu va taolo muvahhid bo'lib, yakka o'ziga sig'ingan, o'ziga biron bir narsadan shirk keltirmagan kimsani gunohlarini kechishligini va'da berdi. Chunki gunohlar do'zaxga tushishlikka sabab bo'ladi. Gunohlar kechirishligi bilan inson do'zaxdan qutulib jannatga tushishlikka sabab bo'ladi. Demak, gunohlarni kechirishligi esa qaysi narsaga bog'liq? Mana shu tavhidga bog'liq. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo hadis qudsida aytadiki, "Ya ibn Adam, ey inson farzandi, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataaya, agar sen yer qobig'ichalik ma'siyat bilan menga yo'liqsang ham, thumma laqitani la tushrik bi shay'in, menga biron bir narsani shirk keltirmagan holatda yo'liqadigan bo'lsang,
لأتيتك بقرابها مغفرة يير قوله غبارة بارشا مغفرة من يوقعنا سنجد إنك شك كنت المجان خالدة يعني شو عقيدة صلامة بقان خالدة بارسا خاقان خطالك لأن الله كيشنا ديت شنو مقابلة داشة الله سبحانه وتعالى مدد إن الله لا يغفر أن يشرك به لكن أزجى شرك ترجعنا الله يجنب كشميت ويغفر ما دون ذلك لمن شاء من بشر بمعنى الله حق لجنب كشميت demek bu şey şirkin nimeligini ürgetedigen türlerini ürgetedigen kandı kıyısı kaçan kays amel şirk olup kaladı dedi efendim ürgetedi 7. cihatı muhimliginin tevhid fenin cennete girişlikke sebep oladigen amellerden çünkü Übade radıyallahu anhu rivayet kıladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki ben şehide لا إله إلا الله وحده لا شريك له كنت الله تن باشق إله يهدي يهلك بيرسى يكل الله سبحانه من شريك يهدي يهلك بيرسى يهلك بيرسى همدا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الله من بندرسى همدا يغمر يهلك بيرسى يهلك بيرسى وأن عيسى عبد الله ورسوله ذبك لدى عيسى عليه السلام الله بندرسى ورسوله ذبك يهلك بيرسى يهلك بيرسى وأن الجنة حق وأن النار حق جنة حق بيرسى دوزخ حق بيرسى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الله من جنة كريزادة خجان أعمال ذا قطعي نظر يعني بيوضع خجان أعمال ذا معصية على الشهر اليوم ومن قطعي نظر أجر الله تم بشر الله يوم كان واحد كبير شو جي أعمال خجان خالد الله يقول خجان مصطفى يعني أدخله الله الجنة الله من جنة كريزادة بشر بالحديث ذا بو متفق عليه الحديث Cabir radıyallahu anh hırvâ kıyan hadiste İmam Müslim de kiladı. Men mâte lâ yüşrikü billâhi şeyen. Kim ki Allah kebrâ bin nesan şerik omegan halette vafat etediyen mese dekhalel cennet cennetin kirlidir. Demek cennetke kirşilikke asası sebep şirkten çitlenişlik, şirkten çitlenişlik ise akideten bir gittir. Sekizincisi ise insanını dozaktan saklap karışlığı yiyen asası sebep güneşim. Tevhid. İtban radıyallahu anh hırvâ kıyan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الله سبحانه وتعالى توزحك حرام قلدي لا إله إلا الله الله نيوزن استبع كان كم سنة يعني لا إله إلا الله الله نيوزن استبع نفاق كم ناس باشق كم ناس خالصا لله عيد كان كم سنة الله سبحانه وتعالى توزحك إن حرام قلدي متفق عليه وين حديث دمك توحيد لأنك بالتازر لا إله إلا الله أيت بويا خجان كشم يعني أيت بويا خجان كش دوزك حرام كلنا دم يكون شرط لربارنا مش شرط لنا حماسة خلاص ما نرجع ده إن شاء الله كده لنا حماسة ما في ده ما نرجع ده إتبار بيرسيس شو بيت كتش سنة قد كان فايدة لنا حماسة نرجع تعرف لي آخرة ك آخرة ولا ديان سنة نرجع تعرف لي إند إيش تفايدة كتوخت بيتانس بو توحيدنا بلشلكنا شنو عمل خلص الدنيا ضايق فايدس هو هو توقزن سي 8 درس نايت توقزن سي انساننا دنيا ده بختي yaşashligiga ham asosiy sabab aqidani tavhidni yaxshi o'rganishlik shu ilmni yaxshi o'rgansa dunyoda baxtli bo'lishligi ham shunga bog'liq bo'ladi qaysi jihatdan masalan deylik qadarga iymon keltirgan kimsa bilan qadarga iymon keltirmagan kimsa Əgər şu ikələsinin başqa musibət düşsə, ikələsinin yerlə asman deyək farkı olur. Və bu adı ikdə kişini üyü yanıb getsə yox, deyilik, musibət düşdü başqa. Qədər qə iman gətirməyir deyən kimsənin halətini görə olasın. Ya çökünən, ya başlaxıyan, ya bu məsə bəzilər özünə aqlını yoxatıb qoyadı, qoyabını kötəramızdan. Lakin qədər qə iman gətirirən kimsə xatırcan buladır. Yəni Allah s.ə.q. Təxdirdə yazıb qoyan nərsədən artıqçası bu neydi? Deyən nərsəyə iman gətirən kimsə, həm də Allahın hikməti gəl. İman gətirən kimsə, Allahın həkim etənləri gəl. Hər bittə işidə əlbəttə hikmət var. Bunun arqasında hikmət var, ləyə iman gətirən kimsə, xatırcan olad. Haqarətən qoymaydı, başqayan qoymaydı, nacaya sözlərəm çıxmaydı, özünü qoyar, gecəyə tatmaq qoymaydı. Bu xalqəzə ona xalqə çıxmaydı. Çünki o, Allahın təxdirdə hər bittə yaxşı yamanlıq asla yazıb qoyulganlığı, ondan bəri təşərəyə çıxmasınlığı, o iman gətirən. Bunga oddiy bir misol keltiradigan bo'lsak sahobalardan Badrda shahid bo'lgan sahobalardan bittasi kim? Harisa ibn Suroqa radhiyallohu anhu. Harisa ibn Suroqa radhiyallohu anhu
anası Badr cenginden keyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldığı ikildiler. Eytediler ki, ya Nebiyyallah, alâ tuhaddithni an Harise? Ey Allah'ın Resulü, oğlum Harise hakkında sözle vermişsin dediler. Eyti ki, fe imkâne fil cenneti, eğer cennette bulsa sabartu, sabır kılamam dedi. Ve imkâne gayrı dâlik dedi. Eğer onda bu meydiyen bulsa, iştehaddu aleyhi fil buka, katkı yalagen bulardım dedi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ya Ummu Harise, ey Ummu Harise, innaha cinanun fil cennet. Yani cennet birkaç cennetten ibaret. Bitti cennet olmaz. Ve inna ibnaka asabaka al-firdaws al-a'la, farzandin firdaws al-a'la'ya erişti dedi. Yani az bitti anası ne diyetti? Cennette ikenliğini bilsem hatırcam olamam dedi. Yani hatta oğlunu yok atıp durdu, lakin sabır kılamam dedi. O cennetke dozakı iman getirmeye adam, o halatke çıkamaydı. Mesela diyelim ki, yani misal getirdiğin olsak, ahiretli varlığa, cennet varlığa, dozak varlığa iman getirdiğin kimse, bu Rabbi zerrece zulüm kılıçlıktan çekilemez. Çünkü o cevap verişliğini bilemez. Şunun için aslı da, bana şu itifatta bugün, akideni ürgenip çünkü amel kılına diyen olsa, ence muammalardan insanın mahalladı. Ence nasıl değerli ama muammalardan insan kurtuladı aslı da. Adamlar, devletli parmudadan korkup ne makladı? Bazıları tımakçı bugün işlerden tiyler. Lekin çaresini tapsa oğulluğunu yankıladı, başkasını yankı uğradı. Demek ki çünkü ahirette cevap verişini öyle miydi? Dünyada cevap verişini öyle genç ayda, şundan hafif bu genç ayda kaçaktı, başka bir fırsat tapmasa ne makladı? Tımakçı bugün işini hıfkete uğradı. Lekin Allah görüp durdu ki kıyamette cevap veremem ki dedi, şu ahirette iman getirişlik bu ya Mehmet Sakit'den. Şuna size iman getirirken kimse ne bakım edin, uçtu mu edin? Onuncu faydası, tevhiddi semeralardan bir tanesi, insanını başka bir insanla mahluk kuruşluğu giden, kuruşluğu giden sebep buladı. Akide efendim, yakışı ölen bir şey. Yani, fakat yine Allah'a kul bulasın. Başka bendeye kul kuruşluktan, başka bendeden korkuşluktan, başka bendeden ümit kuruşluktan, bu narseden kuruşluğu giden sebep bulur. Hakikatte, yakki Allah'ın özünden korkadigen, yakki Allah'ın özünden ümit kıladigen, yakki Allah'ın özünden yakış görüldigen, başka nersiye bağlanmıyor. Başka nersiye, başka bir kul bulmuyor. Eş Allah'a kullikten kaçıyakkenler, Allah'a kul buluşurken kaçıyakkenler, bilip koyun ki, ya bu nefsiye kul, ya şeytanıya kul, ya başka bir kul, başka nersiyeden çıkmıyor. Lekin Allah'a yine ibadet kılabilseyiz, tevhid, eğer erişerigen bu seyiz, kagan mahluklara kul buluşurken kutulasın. Mesela bunca, misal ki yetişimiz mümkün. Paçalardan bittesi mescidde kiraydı. Mescidde kirse bir alımını ibadet kılarken bir havas kılattayın. Namazı kılarken deyin. Ümmetleysen sorarken. Mesela bayağı bir şey der ki ümmetleysen sorar diyerken kim? Paça. Adı bir mesela düşünçekliği mahallenin boy başçası buraya yok. Şüphe et de ne dedi? Allah'ın üyeden Allah'tan başkadan sonrasını hayal kılaman dedi. Ki bayağı ki sırtke çıkardı. Açık. Sırtke çıkardı, mescidden çıkışını kütüp duradı. Mescidden çıkardı ki indi sonra dedi. Dese günahımın keçiğini sorayım ben dedi. Günahımın keçiğini sorayım ben dedi. Şunda kolumdan kemiydi, kolumdan keledi yanına sorayım isen mi dedi. Yani dünyadan sorayım isen mi dedi. Şunda cevap verdi ki dünya kolda bu genzattan soramadım, senden sorayım hanım dedi. Tevhid-i türlerden bittesi, rububiyet. Bütün mülk Allah'ın mülkü. Bütün fayda, ziyan, berçilik Allah'tan bolat. Dip itikaf giden kimse, bütün mülk Allah'ın mülkü de. Her bitti hacı, umreçi, lebbeyke Allahümme lebbeyke, lebbeyke la şerike leke lebbeyke, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk deyimiz. Bütün mülk sen için. İman ki, bütün mülk Allah'ın kolda bu genzattan soramadım, senden sorayım hanım dedi. Çünkü bayağından eğer buran nersa osa deyip mesela bir nersa osayız yakşilik okuyan kimsenin yakşilikden faydalanırsayız kısmen bu seyir müşenge ne bulasız? Boyun egez. Boyun ekşiligiz. Fakat Allah için buluşluğu üçüne Allah için buluşluğu üçün başka bir ruhu boyun egmesliğiniz için şeriatımız ne dedi ki hatta şu halette bu ruhu yakşilik kısa ne dedi hadiste? Arkasından yakışıklığını kaytarıyorlar dedi.
Çünkü yaxşılığını qaytarsız, onun çıxan deyil minnət qalmaydı sizdə. Əgər yaxşılığı qaytarışı qadır olmasaylar, cəzakumullah xayran deyil, haqqa dua qılaylar, yəni onu yaxşılığını qaytardım degen qumanga barlı üçün, onu haqqa dua qılaylar dedi. Lekin dua qılıştan aldın nəmə dedi, yaxşılığını qaytarıylar dedi. Çünkü yaxşılığını qaytarsız, şimdi bu oyun yaxşılığı fakat ekki Allah gibi qalı uğradı. Mesela ikinci bir misal keltirişimiz mümkün, Suriyada zalim patşa bugün dedi. Kanhurlu gibi lan, tanırken dedi. Mescidde kirip gitse, ustaz, ayağı aksak, ayağını, bir tane ayağını çözdüğün halette, şavirlerine ders verip oturuyor. Mescidde kirip gelişi gibi lan, bayağı günü zulmü bilen, tanıklı bu gelme giden, şavirleri yan, birden de korumdan turp geçe, havuk sıra. Ustaz, ayağını çözdüğün bu işe oturadı. Şimdi, şavirlerinin köpü de, kalbiga xavf tushadi ki, az ustozimiz hurmatsizlik ko'rsatdim deb turib, bir narsa qilib qo'yarmikin degan xavfda bo'ladi. Lekin faqat Allohdan qo'rqishlikda bir belgisi bo'yam, boyagi qaramaydi ham, e'tibor bermaydi ham, ustoz o'tiraveradi. Alloh subhanahu va taolo shunday xavf solib qo'yadiki, boyagi indamasdan chiqib ketadi. Podsho qaytib indamasdan chiqib ketadi-dagi odamlaridan bir xaltada oltin bergizib oladi. Odamni kirib kelib turdi va bergan paytda Masjidde oturuyor ustaz dedi ki, başlayın ya barın ayeti koy dedi. Masjidde ayağını çözüp oturuyor adam kolunu çözmesi kendi bir dedi. Bu, bu şey azizliği. Yani bütün derse Allah'ın mülkü kendine gel. Yani Allah'tan başkadan ümit maslığı, Allah'tan başkadan korkması gibi bir şey dereceye alıp geliyordu. Prova etsin ki, hop bana şu, arayla. 10 ta sebep, zikir kıbettik, akiden ürgençlik, İnsanın hayatındaki en birinci vazife buluş gerek. Birinci şu vazifeni, yani hayatta tatbik kılışlık için elbette onu buluş gerek. Birinci. Demek örgen varışlık, yani onunla ki, bu örgen geldi ki, bu akide adlı bir ilimler okşap yapılattığı gün, bu oldu, şimdi kaladı degenler sanmaz. Yok, şunu hayatınız boyu kendine kılış gerek. Hemen kılış gerek. Çünkü bu dünya, imtihan dünya, şöyle تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا demek ölümünü hem de hayatı Allah ne için yarattı ليبلوكم sizlerin imtihan kılışı için demek biz imtihandamız biz imtihandamız lakin huddu biz ne dedik mesela üniversitede okuyakken talip İmtihan tapşırmakçı olsa, birinci bu kaysi fenge tayarlanadı. Galiben imtihanlar, köp üniversitelerde, birinci imtihan, kim kaysi tahassüste olsa, kaysi sahamı okuyken olsa, üçe sahaya getirdi, tarifli fenden buladı ve birinci koyuladı bir şey. Keyin, ahirgi neticeni, bahanı, hançelik tepeye pes vuruştu giyen, asasi bana şu fenge bağlı oladı. Özünün sahası getirdi, tarifli fenge bağlı oladı. Koşunca başka fenlerden buladı da, ularına önce tasarruf olmaydı. O bağda ondan az bal atmasayız, ahirgi, nihai demenizge, bakayızge önce tasarruf olmaydı. Lekin sahayızge taluhlisi, bu birinci koyuladı ve bakayızge asası tasarruf göstergeni şu oladı. Kud düşündeyiz, madami ki biz imtihan dünyasıdamız mı? Ahirette tavşıladı yani en birinci imtihan, belki Allah'ın hakkı da gelmiş için tevhid oladı. Şu imtihandan ötebilseyiz, hakenden ötçülük yiyin. Çünkü hadisler ne dedi? Çirk getirmeyen halette kese alâ mâ kâne minel amel yani Allah'ını yakkede ötken olsa kıyan ameliye haramasın Allah'ın cennete girer zaten dedi. Demek kıyanı yengil buladı. Lekin asasisi bana şu. Şu imtihandan ötmeseyiz yani yakka Allah'ın özge ibadet etmezsen çirk getirmeyen halette yolu kıpasayır Allah sahlasın bunu Allah keşfetmen dedi. Lekin ahiret imtihanı bilen dünya imtihanının yeri bilen asımın dikkatte farkı var. Ne farkları var? Birinci farkı, dünyadaki imtihanga hala ses kerasi, hala mesez yok, buluş mümkün. Okusaydım, okuyu kemege adam imtihanga kerime kete oruçluyken mümkün. Mesela diyelim, kereymez mümkün. Lekin, bu imtihan, ahirette tavşirerigen, tevhid mesela, bu arasındaki imtihan da betedigen mesela, çünkü imtihandamızsınız. Bu imtihan, madami ki dünyaya kirdiyiz mi, hala ismi, hala mesele imtihanını tavşiresiz. Allah'ını hükmüden çıkıp getirmeyiz. Allah'ın mülkünden çıkıp getirmeyiz. İkinci farkı, dünyadaki imtihanlarının muayyen müddeti belgilemedi.
vaqti bo'ladi. 2 soat vaqt beriladi. Bun savollarga bunday xarajatlarga yengil bo'ladigan bo'lsa, boshqa bir narsa bilan shug'ullanib o'tirib, vaqt bor ekan deb turib, o'zini vaqtida yozib chiqib ketsa bo'ldi deyishingiz mumkin. Lekin dunyodagi imtihon qachon varaqa tortib olishligini Alloh biladi. Kimning qachon tortib olishligini Alloh biladi. Noma'lum nihoyasi. To'g'rimi? Birov 15 yoshda yoqib ketyapti. Birov 20ga yetib ketyapti, birov 80ga yashayapti. İmtihan varakası kimden kaçan tartı varmış ki? Normalde. Hala vakit var mı diye yürümezlik ki? Hala örgünemende, akide ilmini örgünemende yok ki başka yok. Onu keşfettirip onuydu. Çünkü kaçan varak tartı varmış ki? Normalde. Muayyen bir müddet yaşaştı bilseyiz eken, hani 50 gün ömür göresen, 40 yıl kagen demeyin mesela, imtihan yeterlenemedi. Mümkünmez. Şu cihetine, ahiret imtihanı bilen, dünyadaki imtihanın farkı var. Üçüncüsü, üçüncü farkı. Dünyadaki imtihandan kulasayız, başka çağırıp bir şeyiz mümkün. Kaytattan imtihan tapışırız mümkün. Kaytattan imtihan tapışırız, ilacı bulmasa, o şey sahanı başıdan kaytattan okup bozayan, tapışırız mümkün. Yok o sahada umman ilacı bulmayan takdirde, başka saha bilen siz yaşayıp geçişiz mümkün. Lekin, ahiretteki imtihandan kulasayız, qaytadan qaytish yo'q. Shuning uchun ham kofirlarning chiqishlikni, qaytarishlikni talab qiladi qiyomatda. Lekin ularga qaytadan qaytarishlikka endi hech qanday chora qolmaydi. Bu imtihonga qaytib qaytmaysiz. Bitta imtihon shu dunyoda o'tabilsiz, o'tdingiz, o'ta olmasangiz, mangu yo abadiy do'zax yo abadiy bag'i jannatga o'tadigan. Shuning uchun shu mangu do'zaxda qolmaslik uchun mangu bo'lgan jannatga tushishlikka asosiy omil ana shu fan. Şu fenni okup hayatta fatva kılabilecek. Asası yine bir nesilge tohtab etmek için ben köpçelik akide, akide, tevhid, devresiler deyiz. De, köp eydedi. Mesela bazıları da tevhidden şu bezar bulduk de kendiyi kıptırıyor. Tevhid, tevhid de beyti orasıyla. Öşe tevhid, tevhid de beyti ekken insan, öşe sizde öyle ekken insan aslında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de nimege davet kıldı. La ilahe illallah ki davet kıldı. Madinaga kelganda Muhammad surasida madaniy sura Madinada nozil bo'lgan sura fa'lam annahu la ilaha illalloh oyati nozil bo'libdi. 13 yil da'vatdan keyin Madinaga borganda yana Allohdan boshqa iloh yo'q deganini biling deb payg'ambarga oyat nozil qilyapti. Demak bu narsadan nima qilmaslik kerak, ma'lumlanmaslik kerak, shoshilmaslik kerak chunki jannat do'zax ekanligimiz noma'lum. To'g'rimi? Noma'lum bo'lgandan keyin asosiy omil, asosiy imtihon mana shunda bo'ladigan bo'lgandan keyin bu narsani juda ham nima nozik suratda o'rganib chiqish kerak va amal qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. O'ylamaylikki, Allohga va Allohdan boshqasiga ibodat qilmasdan shirk keltirmaslik, men Allohdan boshqaga ro'za tutmayapman-ku, Allohdan boshqaga namoz o'qimayapman-ku, uni o'ziga cheklangan narsa ibodat. Qalbiy ibodatlar bor. Tavakkul ibodat. Qachon Allohdan boshqaga inson tavakkul qilib qo'yadi? Qachon inson Allohga tavakkul qilyapti? Inson bilmagan holatda Allohdan boshqaga tavakkul qilish mumkin. Inson bilmagan holatda Allohdan boshqadan qo'rqib qo'yish mumkin. Inson bilmagan holatda Allohdan boshqadan umid qilib qo'yish mumkin. Bularning hammasi ibodat, ibodat boshqaga sarf qilishlik, xuddi namozni boshqaga sarf qilgandek o'sha shirkka tushib qoladi inson. Shuning uchun, ya'ni juda ham bir yuzaki qaramaslik kerak.